Her zaman olduğu gibi revaninin önden şerbetini yapmamız lazım. Çünkü eğer önden şerbetini yaparsak biz tatlıyı yapana kadar, pişene kadar tatlı şerbet soğuyacaktır. Ocağın üstüne sizin için hazırladığım şerbet karışımını aldım ve burada tıkırdatmaya başladım. Şerbet basit bir şerbet. 2,5 bardağı kadar toz şeker var içerisinde. 3 bardak da su var. En son piştikten sonra da birkaç damla limon suyu atacağız. İşi bitireceğiz. Öncelikle sanki bir kek yapar gibi başlıyoruz. Böyle bir derin kasenin içine 4 tane yumurta kırıyoruz. Ve kırdığımız yumurtaları hafifçe çırpmaya başlıyoruz. Yumurtaları çırparken de işin içerisine yarım su bardağı kadar toz şeker ilave ediyoruz. Çırpa çırpa toz şekerle yumurtayı iyice birbirine yediriyoruz ve içeriye bolca hava hapsediyoruz. Yumurtayla şekeri çırptıktan sonra eğer içerisine önce yağı eklerseniz aynı gövdeli formasyon devam eder. Sütü eklerseniz birden sıvılaşır. O yüzden naçizane tavsiyem aynı şekilde çırparak önce ayçiçek yağını ekleyin. Bu çırpma işleminden sonra içerisine de ayçiçek yağından sonra bir su bardağı da yoğurt ilave ediyorum ve aynı şekilde çırpmaya devam ediyorum. Çırpma işlemimiz işte bu kadar. Bakın hava kabarcıklarını ve köpükleri görüyorsunuz. Bu açılarak pişeceğinin temel göstergelerinden bir tanesi. Bir su bardağı kadar un, isterseniz elekten geçirin, isterseniz olduğu gibi koyun ama elekten geçirirseniz tabii ki topaklanmaları ve aradaki var olan bu iri taneleri iyice bertaraf edip havalandırarak geçirirsiniz. Kabartma tozu ve vanilya. Üçünü beraber süzgece koydum ve şu şekilde geçiriyorum. İrmik uğraşmaya gerek yok çünkü irmik birazcık daha kalın taneli. Onu olduğu gibi içine koyabilirsiniz. Bir spatula ile dışarıdan içeriye doğru şöyle güzelce karıştırmanın vaktidir diye düşünüyorum. İçerisine birazcık portakal kabuğu rendeleyeceğim. Mikro rendenin incecik rendelemesinden de faydalanarak bir portakalın kabuğunu hem birazcık daha lezzetini arttırsın hem de biraz içerisinde hafif o tatlı narenci aroması olsun diye şöyle rendeliyorum. Son bir tur çeviriyorum ve aslına bakarsanız artık bu arkadaşımız fırın tepsisine girmeye hazır. Aşağı yukarı 20 santime 25 santim civarında bir fırın tepsisi minik alıyorum ve buradaki hazırladığım revaniyi hafif yağlamıştım zaten tepsiyi direkt olarak içerisine transfer ediyorum. Köşelere de hafifçe bak şöyle köşelere tam ortası böyle damat göbeği gibi kalmasın köşelere de gelsin. Bu da direkt olarak fırına girmeye hazır kıvamda. Revani giriyor. Kapatıyoruz. Fırınımız artık 200 derecede. Unutmayın revani 200 derecede pişiyor. 200 derecede 25-30 dakika üstü güzelce renk alana kadar pişiyor. Ondan sonra da bu iş tamam oluyor.